3 boyutlu vücut boyama sanatı son yıllarda oldukça popüler. İşte birbirinden yetenekli sanatçıların elinden çıkan vücut boyama sanatının zirve yapan çalışmaları. Bu görsele baktığınızda bir bukalemun görebilirsiniz. Fakat bu gerçek bir bukalemun değil. İki kadın sanatçının yapmış olduğu bu çalışma insanları şaşkına çevirdi. Ben de ilk olarak videoyu izlediğimde bu görüntüyü gerçek bir bukalemun sanmıştım. Ancak bu iki kadın sanatçının muhteşem uyumuyla ortaya çıkmış bir görüntü. Gerçek bukalemundan ayırt etmekse çok zor. Hikaru Cho oldukça yetenekli bir kadın ve vücut boyama sanatının hakkını fazlasıyla veriyor. Videomda bu sanatçının 2-3 çalışmasını göreceksiniz. Bunlardan ilki ise bir insanın kafasını şekerleye çeviren bu çalışma. Oldukça yaratıcı bir içerik. Adamı Cadılar Bayramı'na uygun bir şekerlik haline getirmiş. Vücut boyama sanatını iş haline getiren sanatçılar olmuştur. Sırf bu çarpıcı çalışmayı yapmak için yağmur ormanlarına giderek bu olağanüstü kurbağayı bulmuşlar. Bu kurbağanın görüntüsünde bir vücut boyama sanatı gerçekleştirmek istenilmiş ve ortaya da böyle bir görüntü çıkmış. Bu fotoğrafı durdurarak dikkatli bir şekilde incelerseniz 5 ünlü modelin ayrıntıda gizli olduğunu görebilirsiniz. Craig Tracy tarafından yapılan bu başarılı çalışmada ise size doğru bakan asil bir kaplanı görmeniz mümkün. Bu çalışma nesli tükenmekte olan Güney Çin kaplanlarına farkındalık yaratmak için yapıldı. Sanatçı bu poz için bütün gün çıplak şekilde poz veren mankenleri aynı pozisyonda saatlerce tutarak boyamıştır. Halk gibi kaslara sahip olmak isteyen fakat bunun için çalışmak istemeyen bu adam da çözümü vücut boyama sanatında bulmuş. Yeşil deve biraz olsun benzeyen bu adam hevesini almıştır umarım. Hikaru Cho'dan yine başarılı bir çalışma daha. Kafa ve vücudun bağımsız olduğu bu çalışmada oldukça gerçekçi durmakta ve çok başarılı. İlk bakışta size renkli bir papağan gibi geldiyse fotoğrafı biraz daha iyi inceleyin. Papağanın kuyruğuna dikkatli bakarsanız onun bir insan ayağı olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Doğru pozisyon ve yaratıcı boyama işte size bir insanı papağan olarak gösterebiliyor. Emma Fay sanatçısı tarafından yapılan bu çalışmadaysa oldukça güzel bir zürafa görüyoruz. Yine aynı şekilde usta eller tarafından boyanan bir vücut ve zürafa şeklinde olmak için doğru açıda duran bir kadın var. Hikaru Cho yaptığı vücut boyama sanatında modelin yüzünü kullanmış. Genelde sokaklarda gördüğümüz 3 boyutlu çalışmalar bir insanın yüzünde oldukça tuhaf ve gerçekçi durmakta. Vücut boyama sanatına ilginin artması üzerine Dünya Vücut Boyama Festivali ortaya çıkmıştır. Her yıl 45 farklı ülkeden katılımcılarla gerçekleşiyor bu festival. Festival kapsamında şovlar, konserler ve yarışmalar düzenlenmekte. Bana biraz garip gelen festivalde sanki işi biraz abartmışlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınıza gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.